Gönül Pınarı. Merhabalar sevgili dinleyiciler. TGRT FM'den sesimizin ulaştığı her yere ve herkese, tüm dinleyicilerimize 7'den 77'ye sevgilerimizi sunuyoruz. Her günün Pınarı programımızda olduğu gibi. Ana kumanda masasında Davut Genç arkadaşımız var. Bu akşam bizlerle birlikte ben Fatma Beyza Tütüncüoğlu ve elbette Sayın Osman Ön hocamıza sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Tüm dinleyicilerimize, ben de sizin adınıza hocama hemen dönüp sormak istiyorum. Nasılsınız efendim? Efendim teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz. İnşallah Teala dinleyicilerimiz de iyidirler. Evet, öyle ümit ediyoruz. Eğer olmayanlar da varsa Allah'tan şifa diliyoruz elbette. Eğer hastalar varsa, sıkıntı olanlar varsa, dertler varsa, Cenab-ı Hak hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda, nasip ve müyesser eyler inşallah Teala. Sıkıntıda olanların da sıkıntısını giderir bu cuma gecesi yüzsü hürmetine ve Allah-u Teala'nın sevdiklerinin yüzsü hürmetine. Efendim bu gece, bu akşam daha doğrusu nasip olursa, ilim meclisinde bulunmanın ehemmiyeti, önemi üzerinde durmaya çalışacağız. Daha doğrusu bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? İslam alimleri neler bildirmişler? Ki kitaplarda anlatılırken buna kısaca sohbet deniyor. Yani sohbette bulunmanın kıymeti. İlim meclisinde bulunmanın kıymeti. Zaten İslam alimleri tarif ederlerken, Eshab-ı Kiram anlatırlarken sohbet bir kere de olsa beraber bulunmak demekmiş. Bir kere de olsa beraber bulunmak. Mesela Hazreti Vahşi radıyallahu teala Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sohbetinde bir defa bulundu ve çok yüksek derecelere ulaştı. Daha sonraki gelen evliyanın hiçbirisi onun derecesine ulaşamadı. Niye? Onu anlatıyorlar İslam alimleri. Bir defa Peygamber Efendimiz'le aleyhissalatü vesselam beraber olmak, onun sohbetinde bulunmak, onun nazarlarına muhatap olmak ile evliyalıkta çok yüksek derecelere yükseldiler. Daha sonrakiler bundan mahrum kaldılar. Mesela Veysel Karani Hazretleri derecesi çok yüksek. Ama Eshab-ı Kiram'dan en aşağıdakinin derecesine yükselemedi. Niye? Sohbete kavuşamadı ondan. Sohbet bir kere de olsa beraber bulunmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir kere de olsa. Bir ömür boyu bir defa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beraber olmuş ise, ama tabii ki imanlı olarak beraber olmak. Yoksa Ebu Cehil de bulundu. Peygamber Efendimiz'i gördü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a dönen emirlerini anlatırken o da vardı. Dinledi de ama hep itiraz etti. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman etmiş olarak bir defa görmesi, onun sohbetinde bulunması çok yüksek derecelere ulaştırılıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'i imanı varken görenlere eshab denir. Eshab ne demek? Sahabi, eshab kelimeler çok geçiyor. Arkadaş demektir. Peygamber Efendimiz'in arkadaşlarıdır bunlar. Yakınlarıdır. Ne kadar sıcak değil evet. Mi efendim? Yani bir de Efendimiz'in arkadaşı olmak evet. Ayrı bir onur. Ayrı bir derece. Evet. Ayrı bir yükseklik. Hı hı. Onun için Bilal-ı Habeşi radıyallahu teala hazretleri ellerini kaldırmış oynamış da Mescid-i Nebi'de. Bu sebepten dolayı oynamış. Sebebi sorulduğu zaman ya Resulallah, Cenab-ı Hak hidayeti senin eline vermemiş. Eğer senin eline verseydi sen önce yakınlarından başlardın. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habiblik makamında, yani Habibullah'tır. Allah-u Teala en çok sevdiğidir. Levlâke levlâke lemâ halaktul eflâh kitabına muhataptır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım hitabına muhatap olmuş. Ama netice itibariyle Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukattan birisidir. En üstünüdür, en yükseğidir. Ama mahluktur.
Halık değildir. Yani yaratan değildir. Yaratılandır. O sebepten dolayı Bilal Habeşi Hazretleri buyuruyorlar ki ya Resulallah, Allah-u Teala hidayeti, yani kalplere iman nurunu vermeyi sana değil kendine saklamıştır. Mesela senin elinde olsaydı yakınlarına, akrabalarına verirdin öncelikle. Mesela amcan Ebu Leheb iman etmekle şereflenemedi. Ben ki diyor Habeşliyim, siyahım, yani esmerim, zenciyim, köleyim. Ama Cenab-ı Hak bana hidayet nasip etti, İslamiyetle şereflendirdi ve senin gibi bir peygamberine de beni arkadaş yaptı, eshab yaptı. Onun için diyor neşeleniyorum, onun için oynuyorum. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, oynay ya Bilal, hakkındır buyurmuşlardır. Oynay ya Bilal, hakkındır. Dolayısıyla sohbet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bulunmak, daha sonraki dönemlerde mesela Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam ahireti intikalinden sonra da ikinci kuşak Peygamber Efendimiz'i göremeyip de Peygamber Efendimiz'i görenlere Peygamber Efendimiz'i göremiyor fakat Eshab-ı Kiram'dan birisini görenlere de tabi'in deniyor. Mesela bu tabi'in de sohbetle yetişti. Nasıl sohbetle yetişti? Peygamber Efendimiz'in eshabını, yani arkadaşlarının derslerine devam ettiler. Onların sohbetlerinde kemale geldiler. Hasan-ı Basri Hazretleri, Veysel Karani Hazretleri, bunlardan da İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, bunlardan da, çünkü Eshab-ı Kiram'ı gördüler onlar. Onların sohbetinde bulundular. Bir defa bile yakalamış olsalar bir tanesini sonraki nesillere fark atıyorlar. Öbürleri üçüncü kuşakta kaldılar. Tebe-i Tabi'in oluverdiler. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ni görenlere de, Hasan-ı Basri Hazretleri görenlere de, onlar da üçüncü kuşaktır. Onlar da Tebe-i Tabi'in. Tabi olanlara tabi olan manasınadır. Dolayısıyla sohbet Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeylerin anlatıldığı ve o kimsenin bir araya geldiği zaman Allah-u Teala'dan bahsedilen yerdir. Ama orada bahseden önemlidir. Ya o peygamber olacak aleyhissalatü vesselam, ya onun varisi olacak. O zaman kıymetli olur. Yani öyle bir mecliste mutlaka bulunmak gerekir. Peki bulunulmazsa ne olur? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun cevabını veriyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin vasiyetlerinden birisi. Ve bizzat Hazreti Ali radıyallahu anh kendisi naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittim buyuruyor Hazreti Ali. İşittim. Buyurdu ki, buyuruyor Hazreti Ali. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. 40 gün içinde bir alim meclisinde bulunmayan bir kimsenin kalbi kararır. Çok önemli bu. 40 gün içinde bir alim meclisinde bulunmayan bir kimsenin kalbi kararır. Peki kalbi kararınca alametleri ne olur? Hadis-i şerif devam ediyor, alametlerini bildiriliyor. Eğer 40 gün içerisinde bir alim meclisinde bulunamamış ise bu kimse büyük günah işlemeye başlar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Daha devam ediyor, sebebi izah ediliyor hadis-i şerifte. Çünkü ilim kalbe hayat verir. İlim kalbe hayat verir. İlimsiz ibadet olmaz, ilimsiz yapılan ibadetin de faydası olmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada efendim kastedilen ilim, dini ilimler mi, ya da dinimizi daha iyi öğrenmek için gösterdiğimiz çabanın sonucunda Allah'ın, evet, Allah-u Teala'nın rızasını kazanır. Çünkü kalbe hayat veren odur. Kalbe hayat veren odur. Zaten Fatma Hanım, diğer ilimler zaten İslam ilimleri iki kısma ayırmışlar. Akli ve nakli diye. Bu iki ilim birbirini naksetmez çünkü kaynağı aynı. Yani çelişkili değildir. Tamamlıyor bir. Çünkü ikisini de bildiren Cenab-ı Hak'tır. Din ilimleri, İslami ilimler nakli olmak ve akli olmak üzere iki kısma ayrılır. Nakli olanlar tefsir, hadis, usulü tefsir, usulü hadis, fıkıh, usulü fıkıh, kelam, usulü kelam, ondan sonra tasavvuf, ilmi ahlak diye ayrılıyor ana bölümleri itibariyle. Bunlar nakli ilimler. Akli ilimlerde matematik, fizik, kimya, astronomi, bunlar da akli ilimlerdir. Bunlar bunu naksetmez ki. Bu bunların mütemmimidir, yardımcısıdır. Onu da bildiren Cenab-ı Hak'tır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı anlatırken, bildirirken biz ona her şeyi öğrettik buyuruyor. Toprağı sürmesini biliyordu. Altınla para basıyordu.
Bunlar yapabilmesi için kimyayı bilmesi lazımdı. Musa Aleyhisselam kendi kavminden yakın akrabası olan Karun'a kimya ilmini öğretti. Kimya ilmini öğrendikten sonra o kadar çok zengin oldu ki başlangıçta fakirdi buyuruluyor Karun. Ve öyle bir noktaya geldi ki sadece hazinelerin anahtarını 40 katır çekiyordu. Hazinelerinin anahtarını bu. Hazinesini değil. Sadece anahtarını. Ya o kadar azgınlık ve taşkınlık yapacak hale gelmiş ki, o kadar azıtmış ki altından ev yapmış. Altın çok elinde. Altından ev yapmıştır. O duruma gelmiştir. Ve ama zekat vermekten imtina etmiştir. Ve tahrik etmeye başlamıştır. Malınız ortakçı oluyor bu diye. Bakın Musa Aleyhisselam öğretiyor bu ilmi. Bu ilim sebebiyle zengin oluyor. Ondan sonra da Allah-u Teala vahyederek zekat vermelerini emrediyor. Diyor ki haraç istiyor bizden Musa Aleyhisselam. İnsan ne kadar nankör olur biliyor musunuz? Ve Musa Aleyhisselam diğer ümmetini de tahrik etmeye ve ifsad etmeye kalkıyor. Her ümmetin içerisinde böyle münafıklar hep çıkmıştır. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam ya Rabbi bunu helak et diye dua ediyor. Toprak yarılıp yutuyor adamı. Bu sefer fitne durmuyor ki. Diyorlar mallı eline geçirmek için adamı helak ettirdi. Münafıklar devam ediyor. Ulul azm bir peygamber. Musa Aleyhisselam'a yapıyorlar bunu. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam tekrar dua ediyor. Ya Rabbi malını da batır diye. Malını da batırıyor. Malı da gidiyor. Malı da helak oluyor. Kendisi de helak oluyor. Veren kimdi? Cenab-ı Hak'tı. Kim vasıtasıyla öğrendi? Musa Aleyhisselam vasıtasıyla öğrendi. Yani Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla lazım olan şeylerin hepsini bildirmişlerdi. Ama dünyaya müteallik bazı şeyler var. Allah-u Teala insana akıl vermiştir. Ve o akılla bulmasını emretmiştir. Akıl sebep olmuştur onların bulunmasına. Çünkü Cenab-ı Hak onları yaratmış. Gayret edin, çalışın. Benim yarattığım o sistem içerisinde bunları göreceksiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve çalışıp netice itibariyle ona ulaşıyor. Elektrik mesela yaratılmadı ki. Keşfedildi. Cenab-ı Hak yaratmıştı zaten onu. Diğer bugünkü bilgisayarlar olsun, bunlar da dahil olmak üzere. Bunlar da kullanılar olsun, televizyon olsun, radyo olsun. Ne bileyim uydular olsun. Ya Allah-u Teala bunları zaten yaratmıştı bu sistemin içerisinde. İnsanoğlu aklını kullanarak çalıştı buna ulaştı. Ha bunu nerede kullandığına bakıyorsun. Neyine fayda? Otur şimdi sabahtan akşama kadar bilgisayar konuş. Ne faydası? Dünyanın ne faydası var? Ahiretin ne faydası var? Ama efendim ben bilgisayar konuşursam onu öğrenmek o ayrı. Onu öğreneceksin. Bir yerde kullanacaksın. Nerede? Müslümanların lehinde. Allah-u Teala'nın rızasına uygun şekilde. Kullanırsan faydalıdır. Yoksa insanların aleyhinde kullanırsan. Adam kuruyor. Bilgisayarda diyelim ki mevcut teknolojide zirvelere çıkmış. Ondan sonra oturduğu yerde virüs imal ediyor. Salıyor. Ve bu kadar insanın işini iptal ettiriyor. Bu da çalışma. Ne oldu? İnsanların faydasına çalışmadı ki. Aynı bilgisayar bu sefer felaketine sebep oldu. Dolayısıyla sadece lazım olacak kadar onlar öğrenilir ve ondan sonra da Allah-u Teala'nın razı olduğu ilimler. Buradaki bahsedilen ilim kalbe hayat veren ilimdir. Yani Allah-u Teala'nın rızası, Allah-u Teala'nın sevgisi arttırılıyor ise odur kalbe hayat veren. Yoksa kalbe hayat vermiyorsa, kalbi diriltmiyorsa zaten hadis-i şerifte bildirilen 40 gün içinde bir alim meclisinde bulunmayan bir kimsenin kalbi kararır. Sen Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın emirlerinden, ona olan sevgiden, muhabbetten, cennetten, cehennemden ve din büyüklerinin sevgisinden ve o muhabbetinden bahsetmezsen insan kalp kararır. Kalp kararınca da ondan sonra haramları istediği gibi işlemeye başlar. Efendim kısa bir ara deniyor galiba. Gönül Pınarı devam ediyor. Şu dünyanın türlü türlü haline. Hiç kimseler çare bulamaz ölüme. Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir. Sabredelim gönül, elden ne gelir? Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir. Anne dedikleri yürek yaresi, evlat dedikleri ciğer paresi, kardeş dedikleri gönül yaresi, hiç bulunmaz bu ölümün çaresi.
sabredelim gönül, elden ne gelir? Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir. Ben dertliyim, bana derman bulunmaz. Yüreğimde yarelerim onulmaz. Hak'tan gelene hiç çare bulunmaz. Sabredelim gönül, elden ne gelir? Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir. Benim işim ancak Hakk'a kalmıştır. Ciğerim kara kanla dolmuştur. Eyüp peygamberden miras kalmıştır. Sabredelim gönül, elden ne gelir? Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir. Derviş Yunus bunu böyle bilmiştir. Allah'tan gelene razı olmuştur. Mevla bir ismim sabur demiştir. Sabredelim gönül, elden ne gelir? Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir. İnsan, üstüne çökmüş karanlık. Gecenin üçünde, dördünde misin? Gözünü öteye çevir bir anlık. Yoksa şu dünyanın derdinde misin? Dizinde derman yok, gözlerinde fer. Ufkunu kaplamış meçhul gölgeler. Uzun bir yolculuk, çaresiz sefer. 35'inde mi, 40'ında mısın? Günahların kırmış belini belli. Ümidin kaybolmuş, aşkın gideli. Ne geçti eline ömrün bedeli, neleri kaybettin, farkında mısın? Açtığın kapılar kapanır bir gün, geçtiğin sokaklar yıpranır bir gün. Bin defa ölmeyi istersin bir gün, feleğin dönmeyen çarkında mısın? Tükenen ömrünle biter nefesin. Aşktan, ihtirastan geçer hevesin. Dar gelmeye başlar cana kafesin. Taşıdığın yükün farkında mısın? Farz et ki servetin kârına geçti. Yaşın Nuh Nebi'yi, Adem'i aştı. İşte bir ayağın çukura düştü. Bilmem ki hesabın derkinde misin? İnsan kulluğunun farkına vara. Geceli gündüzlü Hakk'a yalvara. İstiğfar ektin mi boş sabahlara? Yoksa nefsim gibi terkinde misin?
Gönül Pınarı devam ediyor. TGRT FM'de birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bu akşam da yine konumuz her akşam, her cuma akşamı, her cuma gecesi olduğu gibi gerçekten de çok güzel. Efendim, alimlerle bir arada bulunmak ve onların sohbetlerinden istifade etmek elbette bizi de ferahlandırıyor ama şimdi siz de sordunuz, az önce dinleyicilerimizin aklına gelebilme ihtimalini konuştuk biz arada. Hani acaba bu bahsedilen alimleri nerede bulacağız? Doğru. Eskiden kum gibi kaynıyormuşmuş. Ama şimdi hemen hemen yok gibi olmuşlar. Yani sayıları çok çok azalmış. İmam-ı Rabbani Kutsi Sûre Hazretleri 400 sene öncesinden feryat ediyor. Bunların azaldığını. 400 sene öncesinden feryat ediyor. Azaldıklarını öyle bildiriyorlar. Tabii kıyamet yaklaştıkça da giderek bunlar azalıp gidiyorlar. Daha çokmuş ama, demek ki önceden. Elbette. Sahteleri ise pek çok. Şimdi Fatma Hanım, Eshab-ı Kiram. Bunlar 100.000'e aşkın dünyanın her tarafına dağıldılar. Çok insan bunları gördü. Bunları gören 100.000'lerce tabi'in. Onların her biri de kıymetli insan. Tabi'ini gören yine 100.000'lerce insan. Tebe-i tabi'in. Onlar da kıymetli. Ondan sonra artık Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki yalan yayılır buyuruluyor. Yalan yayılır. Ve yayılmış da. Ha yine dönem dönem. Selçuklu dönemde olsun, Osmanlı dönemde olsun, hele Osmanlı döneminde bir ara Semerkant, Buhara, ondan sonra Anadolu, kum gibi böyle gönül dostlarıyla gerçekten sohbetine iştirak edilebilecek kimselerle dolmuş taşmış. Mesela İstanbul halen daha bu bakımdan şanslı. Hayatta olmasa bile kabirleri var hiç olmazsa. Onları ziyaret etme imkanı var. Neredeyse bilhassa İstanbul'un Osmanlı dönemindeki meskun olan alanlarına bakıyorsunuz. Neredeyse kilometre başına bir zat düşüyor. Hele bu Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin bulunduğu yerde. Ebu Vefa Hazretleri yakınında hemen. Bağırsam duyuracak noktada. Vefa semti oraya yakın. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin biraz üzerinde Zembilli Ali Efendi var. Ve hemen altında da o İmeçe bloklarının arasında şeyin ilk kadısı. İstanbul'un ilk kadısı ve ilk şehremini. Kadı Hızır Efendi var. O da oradan metfun. Ve sur içerisinde neredeyse adım başı mezar var. Şehitler var. Ki o şehitlerin her biri de çoğunda da gönül ehliydi. Çünkü İstanbul'un fethine iştirak eden askerler otomatik olarak zaten hepsi mübarektir. Niye mübarektir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne güzel emir ne güzel askerler buyurmuşlardır. Yani başındaki kumandan da metüsena ediliyor. O harbe iştirak eden askerler de metüsena ediliyor. Yani Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam metüsenasına kavuşmuşlardır bunlar. Mesela Eyüp ve çevresi Ebu Eyyub el-Ensar radiyallahu anh hazretleri ve birçok eshab-ı kiram metfun. Yani İstanbul bakımından çok zengin. Ha, onları ziyaret etmek de aynı şekilde ayrı bir nimettir. O da ayrı bir husus. Mesela Hazenatür Rivayat adlı bir kitap var. Bu kitapta deniyor ki din aliminin bir saat kadar sohbetinde bulunmak çok önemli. Din aliminin bir saat kadar sohbetinde bulunmak 700 sene ibadet etmekten daha hayırlı olduğu mübaratta yazılıdır buyuruyor. Buyuruluyor bu kitapta. Din aliminin bir saat kadar sohbetinde bulunmak 700 sene ibadet etmekten daha hayırlı olduğu mübaratta yazılı. Kunuzü Dekaik isimli kitaptaki hadis-i şeriflerde ise alimin yanında bulunmak ibadettir. Alimin yanında bulunmak ibadettir. Alimin yüzüne bakmak da ibadettir buyuruyor bu da hadis-i şerif. Alimin yüzüne bakmak da ibadettir. Sonra bir başka hadis-i şerifte fıkıh ilmi meclisinde bulunmak bir senelik ibadetten daha hayırlıdır. Tabi bu bir senelik ibadet ve yukarıdaki o Hazenatür Rivayet adlı kitapta bildirilen 700 senelik ibadetten daha hayırlı olduğu bildirilmişti. Bunlar hep nafile ibadetlerdir. Yani fıkıh ilmi meclisinde bulunan bir kimse orada bulunması bereketiyle bir senelik ibadetten, nafile ibadetten, bu namaz olur, oruç olur, sadaka olur, hepsi dahildir bunun içerisine. Yani nafile oruçtan da, nafile namazdan da, nafile sadakadan da hayırlıdır. Niye? Çünkü orada İslamiyeti öğreniyor, doğru bilgileri öğreniyor. Allah-u Teala razı olduğu bilgileri öğreniyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızası nerede? Bu efendim, ilimle olur, bilgiyle olur. Özür diliyorum efendim. Bu hadis-i şerif mi? Hangisi? Bu 700 sene ibadet etmekten daha o hadis-i şerif değil efendim. Hazenatür Rivayat'ta bildiriliyor o. Tabii yani İslam alimleri bildiriyorlar onu. Ama öbürüsü hadis-i şerif fıkıh ilmi meclisinde bulunmak bir senelik ibadetten daha hayırlıdır. Kunuzü Dekaik isimli hadis kitabında bildiriliyor bunlar.
Yine aynı bu hadis kitabında bildirilen onlarla birlikte bulunan, yani alimlerle birlikte bulunan kötü olmaz. Yine bir hadis-i şerif yine bu kitapta bildiriliyor. Ümmetimin alimlerine hürmet ediniz, onlar yeryüzünün yıldızlarıdır. Ve tabii İslam alimleri bunları anlatırlarken, hatta İmam-ı Rabbani Kutsi Sur Hazretleri de Mektubat kitabında bu ve benzeri şekilde hadis-i şerifleri naklettikten sonra buyuruyorlar ki, ittifak halinde bildiriyorlar İslam alimleri, bu hadis-i şerifler gösteriyor ki hayatta hakiki rehber İslam alimleridir. Rehberdirler onlar. Yol gösterendirler. Ya onların bizzat sohbetine kavuşmak, ya sohbetine kavuşamazsak hayatta değildir. Öyleyse kitaplarını okumak lazım. Çünkü mükatebe, nısf-ül mükâleme buyuruluyor. Ne demek o? Mükatebe yani okumak. Bu İslam alimlerinin kitaplarını okumak, Peygamber Efendimiz'in hayatını okumak, Eshab-ı Kiram'ın hayatını okumak, sözlerini okumak, tabi'in, tebe-i tabi'inler olanların hayatını ve sözlerini okumak, fıkıh kitapları, ilmihal kitapları okumak. Dolayısıyla mesela Hanefi fıkhına ait kitapları okuyunca İmam-ı Azam Übani Hazretleri ve onların talebelerinin bildirdiklerini okuyorsunuz. Ve onlarla beraber oluyorsunuz. Mükatebe, nısf-ül mükâleme. Ne demek o? Okumak sohbetin yarısıdır. Yani o zatın kitabını okuduğunuz zaman İmam-ı Gazali Hazretleri ile mi sohbet etmek istiyorsunuz? İmam-ı Gazali Hazretleri Hicri 5. asrın sahibiydi. Şimdi 15. asırda bulunuyoruz Hicri. 10 asır önce yaşamış bu zat. O zatın kitabını okuyunca o zatın sohbetine kavuşmuş olursun. O zatın sohbetinde bulunmuş olursun. Ne kadar sohbette bulunmak istiyorsun? O zatla ne kadar sohbet etmek istiyorsun? 1 saat. O zaman 2 saat kitabını oku. Çünkü yarısı ya. 2 saat kitabını okusan 1 saat onunla sohbet etmiş olursun. Efendim ben daha çok istiyorum ayha. 5 saat oku, 2,5 saat beraber olmuş olursun. O senin elinde olan bir şeydir. Herkes ne kadar isterse o kadar beraber olur. Dolayısıyla bu İslam alimleriyle, onun için hadis-i şerifte buyuruyor ki onlarla birlikte bulunan kötü olmaz. Niye? Çünkü bu İslam alimleri, yani hakiki ulema-i râsihin denilen bu alimlerin gönül göz açıktır. Ve Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam varisidir bunlar. Onların kitaplarında nefse ait bir şey yoktur. Hepsini Allah rızası için yazmışlar ve söylemişlerdir. Nefsleri itminana kavuşmuştur. Gönül gözleri açılmıştır. Kalp gözleri açılmıştır. Dolayısıyla onlar Allah-u Teala'nın yeryüzünde yaratmış olduğu kulları için Allah-u Teala'ya ulaşılacak vasıtalar haline gelmiştir. Bakın onlar ulaştırmıyor. Cenab-ı Hak onları o hale getirmiş. Onlar çalışmış, gayret etmiş ve Cenab-ı Hak da o ilmi onlara nasip etmiş. Onlar da Allah-u Teala'nın rızasından başka bir şey düşünmüyorlar. Ama denirse ki, özür dilerim, denirse ki, çok özür dilerim sözünü kesin ama, denirse ki efendim işte para, pul, mevki, makam düşünerek ilim sahibi ise, o zaman onun yanına hiç ulaşma. Öyle olacak olursa, iblis bunların hepsinden daha fazla biliyordu şeytan-ı lâin. Hepsine çok biliyordu. Bilmek değil. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri bir formül bildirmişler. İlim lazım. Hemen arkasına bildiklerini amel etmek lazım. Üçüncüsü, amel ettiğinle de amel ettiğini de ihlasla yapman lazım. İhlasla yapman lazım. Eğer bunu bu şekilde böyle yapmıyorsanız elde avuçta bir şey kalmaz. Bir şey söyleyecektiniz, ben sözünüzü kestim. Efendim az önce daha doğrusu geçen haftalarda da söylemiştiniz ya, hani tercihimizi iyi yapabilmek. Herhalde bu mübarek insanlar o hani tercih noktalarında tercihlerini hep Cenab-ı Hak'tan ve emirlerinden yana kullandıkları için, Cenab-ı Hak da onlara sadık kaldıkları için bu tercihlerinde böyle bir ilim ihsan etmiş herhalde. Elbette, elbette. Yani Allah-u Teala peygamberlerden söz aldığı gibi bunlardan da alıyor. Bunlardan da alıyor. Bunlar bununla amel ederlerse hay hay. Bakın Pir Muhammed Gencevi Hazretleri var. Bu zat Karabağ'da yetişmiş buyuruluyor. Kendi aslında yaşayan işte büyük alimlerden bir tanesi bir zat işte Pir Muhammed Gencevi Hazretleri'ni ziyarete gidiyor. Bu alim, bu Pir Muhammed Gencevi Hazretleri'ni ziyarete giderken kendi kendine demiş ki, eğer demiş bu zat mürşid-i kamil ise bana Peygamber Efendimiz'in nübüvvet mührünü göstersin diye düşünmüş böyle. Gerçekten mürşid-i kamil ise. Hatıra gelebilir. Efendim mürşid-i kamil ne demek? Mürşid, mesela benim babam benim ilk mürşidimdir. Benim annem benim ilk mürşidimdir. Mürşid yol gösteren demektir. Bana kısaca dini imanı öğretmişti. Her Müslüman ana baba çocuğunun ilk mürşididir. Ondan sonra öğretmeni gelir. Ve ondan sonra daha çok hani büyük olan varsa onlar gelir. Bunlar hep mürşittir. Ama mürşid-i kamil ayrıdır. Bunlar hem zahiri ilimler hazmetmişler hem de batılı ilimde kemale gelmişler. Gönül gözleri açılmış. Bunlar Peygamber Efendimiz'in tam varisi durumuna geçmişlerdir. Mürşid kamil olur. Gönüllerdekini okullar bunlar. Allah-u Teala onlara bu kuvveti vermiştir. Bunlara mevhibi denilen bir ilim de veriliyor. Onunla
Hani hadis-i şerif var. İtikadı düzgün olan, yani ehli sünnet itikadına gibi bir Müslüman firasetinden sakınmaz. Çünkü Allah-u Teala nuruyla bakar. Beş vakit namazını kılan, haramdan sakınan ve yaptıklarını ilmihal bilgilerine, fıkıh bilgilerine uygun yapmaya gayret eden bir Müslüman, itikadı düzgünse, bu kimse salih bir Müslüman denir böyle bir kimseye. Haramdan sakınıyor, çoluğunu çocuğunu haramdan koruyor. Ki bu kimsenin ferasetinden sakınmak lazım. Niye? Yaptığını Allah rızası için yapıyor. Baktığı zaman da yani o anda değil, kalbine doğu verir o. Elinde değil o. Onun için sakının buyuruyorlar. Şimdi salih Müslümanın üst mertebesi evliyalıktır. O noktaya gelince zahiri bilgilerle beraber kemale gelmişse müşri kamil oluyor. Mesela ne gibi? Mesela Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, Kudüs-i Zulüm. Daha önce bunların böyle yüzlerce yetişmiş, binlerce yetişmişler bunlar. Bu zat da Pir Muhammed Gencevi Hazretleri de böyle bir zatmış. Kendi zamanındaki bir alim, ilmi var bakınız. Ama kalp daha mutmain değil. İlim var. İlim var ama şey yok. Müşri kamil değil. Yani kalp tamamlanmamış. Kalp çift çarsız. Kalbin temizlenmesi lazım. Nefsin itminana kavuşması lazım. İlmi olduğu için demiş bu Pir Muhammed Gencevi Hazretleri gerçekten böyle Müşri kamilse, yani Peygamber Efendimiz'in varisi durumunda olan bir zat ise, bana diyor Peygamber Efendimiz'in nübüvvet mührünü göstersin diye düşünür. Tabi bu zatın huzuruna gelince, Pir Muhammed Gencevi Hazretleri'nin huzuruna gelince, Pir Muhammed Hazretleri ilim sahibi olduğu için bu gelen zat, diyor ki efendim diyor, biraz bazı nasihat yapsanız da diyor buradaki insanlar da dinlese. Talebelerinden için. Bunlar da dinlesinler. O zat da kırmıyor. Peki diyor, nasihata başlıyor. Vaaz-ı nasihata başlıyor. Anlatıyor. Fakat oradaki o kalabalık bunun anlattığı nasihattan hiç etkilenmemişler Fatma Hanım. Hiç etkilenmemiş. Anlattıkları doğru bak. Yanlış değil. Ama etkilenmemişler. Bunun üzerine bu alim olan zat Pir Muhammed Hazretleri'ne dönüyor. Efendim diyor, bir de siz vaaz-ı nasihat etsiniz. Bu sefer Pir Muhammed Gencevi Hazretleri başlıyorlar sohbete. Ha, millet kendinden geçmiş. Tabii o alim olan zat da görüyor hadiseyi. Ve bakıyor, Pir Muhammed Gencevi Hazretleri'nin anlattıkları kendi anlattıklarının aynısı. Aynı kitaptan alıyorsun. Kaynak aynı olunca ne anlatacak? Aynı şeyi anlatacak. İkisi de aynı şeyi anlatıyor. Ama o alimin anlattıklarından hiç kimse etkilenmiyor. Hiç kimse de bir değişiklik meydana gelmiyor. Ama Pir Muhammed Gencevi Hazretleri sohbete başlayınca dalga dalga insanların önce kalpleri yumuşuyor. Ondan sonra gözlerinde yaş akmaya başlıyor. Bir değişiklik meydana geliyor. Cemaatte, toplulukta, oradaki insanlarda. Ve dayanamıyor o alim. Diyor ki sen de diyor aynen benim gibi benim söylediklerimi söyledin diyor. Benim vaazım hiç tesirli olmadı. Ama siz anlatınca değişti insanlar. Bunun sebebi nedir? O zaman Pir Muhammed Gencevi Hazretleri buyuruyorlar ki siz bildiğinizle amel etmezsiniz. Bunun için sözünüz tesir etmez. Ama biz ilmimize amel ederiz. Dinleyenlere ok gibi dokunur. Bu sebeple bizim sözümüz tesirli olur. Bir sebebi de şudur ki siz bir hadis-i şerif okurken, bir hadis-i şerif naklederken Resulullah Aleyhisselam böyle demiş, filan sahabi de böyle böyle demiş diye nakledersiniz. Fakat biz naklederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Falan sahabi de böyle buyurdu, böyle nakletti diye naklederiz. Demiş ile buyurdu dediği arasında fark vardır buyuruyorlar. Daha sonra da insafa sığar mı ki bizi ziyarete gelirken içinden bu Pir Muhammed Gencevi Hazretleri dönüyor o alime. Diyor ki insafa sığar mı ki bizi ziyarete gelirken içinden diyor eğer mürşidi kamil ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet mührünü bana göstersin diye düşünürsün ve bunu istersin. Bundan sonra da şöyle devam ediyor. Bize darılmayınız. Civanşir aşiretinin semiz koyunlarını yemişsin. Karnı soğuk sularını içmişsin. Kalbin kazan karasından daha ziyade kararıp körleşmiş. Mührü nübüvveti gösterince görmek için göz lazımdı. Ya, bu Allah adamlarının şakası olmaz Fatma Hanım. Allah adamlarının şakası olmaz. Ama o alim zat da bu sözleri kaldırabilecek de bir yapı varmış. Yoksa herkese söylemezler bunu. Gerçekten evet. Düşünebiliyor musun? Yenilir yutunur laflar değil bu sözler evet, değil bunlar. Evet. Bize darılmayın ama diyor civanşir aşiretini semiz koyunlarını yemişsin. Karlı soğuk sularını içmişsin. Kalbin diyor kazan karasından daha ziyade kararıp körleşmiş.
mühr-i nübüvveti gösterince görmek için diyor, göz lazım. Bunun üzerine o alim insafa geliyor. Elhamdülillah sizi görmekle şereflendik. Bizim demiş sözümüz bundan sonra sizin dediğiniz gibi buyurdu olsun. Ama mühr-i nübüvveti görmeyi çok arzu ediyorum. Kalbimin kasveti 40 gün halvete girmekle kalkar mı? Benim için nasıl riyazat ve mücahede buyurursunuz? Başın üstüne yerine getiririm. Bunun üzerine yani 40 gün diyor beni diyor bu odaya kapat. Hani eğer bu kalbim işte buyurduğunuz gibi kazan karasından beter olmuş. 40 gün içerisinde temizlenebilir mi? Ve bunun üzerine o zat diyor ki sen yaşlısın diyor. 40 gün halvete girmeye gücün yetmez. 3 gün itikaf niyetiyle mescitte kal. Bakalım Allah Teala ne gösterir. O zat hemen gidip mescide girip 3 gün itikaf niyetiyle orada kaldı. 3 gün geçince ikindi namazından sonra talebelerin zikrettiği bir sırada mühr-i nübüvveti gördü. Yani Pir Muhammed Gencevi Hazretleri'nin talebeleri o anda Allah-u Teala'nın ismi şerifini söylüyorlar. Zikrediyorlar kendi isteyecekleri bir sesle. Tabi talebeler hocalarının himmet ve bereketiyle kendilerinden geçiyorlar. İşte onların o gayretini, o aşkını görünce o da başlıyor aynı şekilde diliyle Allah-u Teala'nın ismi şerifini söylemeye, La İlahe İllallah demeye. Ve kendi kendine o anda diyor ki yani neden bunlar yavaş yavaş böyle zikrediyorlar falan gibi bir şeyler de geçiriyor. Niye özür dilerim niye hızlı hızlı yapıyorlar yavaş yavaş söylemiyorlar gibi bir şeyler de geçiriyorlar. Eyvah yine şimdi bir şey tabii, duyacak. Pir Muhammed Hazretleri bunun üzerine böyle ki zikri yavaş yavaş yapsanız olmaz mı dedi. Talebelerine dönüyor. Talebelerine dönüyor onun kalbinden geçeni. Zikri yavaş yavaş yapsanız olmaz mı dedi. O kimse bu sözü de duyunca kalbinden geçenlerin fark ettiğini görerek gidip Pir Muhammed Hazretleri'nin elini öptü ve uyanıkmıştı, nasibi var. Bu sözü görünüşte talebelerinize söylüyorsunuz. Fakat benim kalbimden geçeni söylediniz. Anladım ki zikri ne surette yapıyorlarsa caizmiş. Benim bilmediğim hususlar varmış. Özür dilerim. Nasibi varmış adamcağızın. Yoksa bu söz herkese söylenmez. Yani bize darılmayın ama diyor civanşir aşiretini semiz koyunlarını yemişsin. Karlı soğuk suları içmişsin. Kalbin kazan karasından daha ziyade kararıp körleşmiş. Bir de diyor mühr-i nübüvveti görmek istersin. Bir de mühr-i nübüvveti görmek istersin. Nasibi varmış demek ki bunlar gayrete getiriyor adamcağızı. Yoksa Allah adamları şöyle bakarlar salıverirler ha. Hiç böyle şeyler yoktur ha. Yani bize talebe gelmiş sevinelim şunu yapalım bunu yapalım falan yok. Öyle bir durum onlarda katiyen olmaz. Sarsılmıyor ne kadar güzel. Elbette. Bu zaman zaman gerçi o arada biz bahsediyorduk dinleyicilerimizin onu duymadılar. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin talebelerinden Müstakimzade Süleyman Efendi var. Bu zat Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabri bu İmeçe blokların karşısında. Eğer Zeyrek yokuşunda. Küçük bir kabristan var. Zaten oraya Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin haziresi diye bir yazmışlar. Yazılı şimdi. O kabrin içerisinde bu zat. Bu zatın ayak ucunda metun bu Müstakimzade Süleyman Efendi. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni tanımasını şöyle anlatıyor. Şeyhülislam Hamid Efendi medresesinin müderrisi Hacegen yolunun büyüklerinden ihtiyar ve mübarek bir zat idi diye anlatıyor Müstakimzade Süleyman Efendi. Bu mektubatı Osmanlıca tercüme eden zattır bu Müstakimzade Süleyman Efendi. Bu zat haftada 2 gün medresede ders verirdi. Ondan akaidi Molla Celali okuyordum. Böylece derse devam ediyordum. Bir gün ders sırasında mübarek bir zat dershaneye geldi. Bu zatı sadece şahsen tanıyordum. Bu mübarek zat bize ders veren hoca ile ahbaplığı olduğundan bazen medreseye gelirmiş. İlk defa görüyor Müstakimzade Süleyman Efendi o gelen zatı. O içeri girince bize ders veren hoca ona hürmet göstererek dersi kesip tehir etti. Sözü o zata bıraktı. Gelen zat da sohbete başladı. Onlar sohbete başlayın da. Gelen zat da sohbete başladı. Sohbet sırasında bana iltifat ederek tasavvufi bahislerden ve dinin emirlerine uyma hususunda öyle şeyler anlattı ki dinleyenler çok istifade ettiler. Ben sohbet sırasında gözyaşlarımı tutamayıp ağlamaya başladım. Müstakimzade Süleyman Efendi anlatıyor bunu. Nihayet o zat sohbetini bitirip gitmek üzere kalktı ve hürmetle uğurlandı. Ben bu zata tutulup hayran oldum. Kendisinden istifade için kim olduğunu öğrenmek istedim. Bana dediler ki bu zat Şeyh Muhammed Emin Tokadi'dir. Çok yüksek bir zattır dediler. Meğer Mehmet Emin Tokadi Hazretleri bizim dershanemize gelmeden biraz önce kendi evinde toplananlara sohbet etmiş ve onlara şöyle demiş. Bu büyükler saadet avcı sakıtı. Bakın ne buyurmuşlar. Hayli zamandır ortalıkta dolaşan bir av vardır.
onu saadet tuzağına düşürmek niyetindeyiz. Bu sözü söyleyip bizim medresemize gelerek sohbet ettikten sonra evindeki cemaat dağılmadan tekrar evine dönmüş. Ben böylece onu tanıyıp iltifatına mazhar olduktan sonra huzuruna girmeyi çok arzu ediyordum. Nihayet 1736 senesinde Rebiülevvel ayında bir pazar günü seher vaktinde evine gittim. Fatma Hanım, düşünebiliyor musun? İşte bu aşktır, seher vakti ya. Seher vakti nedir biliyor musunuz? Yani şimdi bu yaza ve kışa göre değişir. Gecenin son altta biri. Gecenin son altta. Evet son altta biri. Yani herkes derin uykudayken. Derin uykudayken. Ben diyor bir seher vakti diye evine gittim. Kapıyı çalmadan beni karşılayıp içeri aldı. Ya kalp gözü açık çünkü. Daha kapıyı bile vurmadım diye. Pat diye kapıyı açıldı ve beni içeri aldı. Çok iltifat gösterip talebeliğe kabul etti. Böylece Mehmed Emin Tokadi Hazretlerine talebe oldum. Bir sene sohbetine gelip gitmek suretiyle feyzinden istifade ederek edep öğrendim. Çünkü bu yolda edep lazım. Yahya Efendi Rahmetullahi Hazretlerinin bilmiyorum işte dergahına gittim mi? Edep Yahu diye yazar. Beşiktaş'ta o zatın dergahı da. Kabri de orada tabii. Bana halimi gizlememi emretti. Sonra ikinci seneden itibaren 6 sene müddette bana ilim öğretti. Buhari-i Şerif'i okuduğu sırada da bana icazet verdi buyuruyor. Müstekinzade Süleyman Efendi. İşte bu büyüklerin hali böyledir. Bu büyüklerin hali böyledir. İşte bunların sohbetidir esas olan. Bunların sohbetidir esas olan. Yoksa herkes kendini bir şey zannediyor falan. Buyurun diyor. O öyle değil o. Az önce aktardığınız hadisede de edep vardı değil mi efendim? Hani Efendimiz'den bahsedince demiş ya da ashabın naklettiği hadis-i şerifleri anlatırken buyurmuştu şeklinde uyarıyor değil mi? Evet. Yani önce edep tarzında bir uyarı var sanki. Şimdi o gelen mesela Pir Muhammed Gencevi Hazretleri'ne o gelmiş. Alim birisi. İlmi var. Şimdi zamanımızda mesela televizyonlardan olsun veyahut da radyolardan olsun veyahut da gazeteler olsun rastlıyoruz yani okuyarak, dinleyerek veya bizzat görsel medyada televizyonda hem izleyerek hem dinleyerek şahit oluyoruz. Peygamber dedi ki diyor, demiş ki diyor. Hı hı. Ha Ali demiş ki diyor, Ömer'e gitmiş demiş, o da öyle demiş diyor falan. Sanki evet. Asker arkadaşı. Evet. Ve İmam Rabbani Kutsal Sözleri buyurlar ki, bir edep olan, yani edepsiz olan Allah-u Teala'ya kavuşamaz. Allah-u Teala'nın rızasına kavuşamaz. Eğer ilim insanı kurtarmış olsaydı, bilgi kurtarmış olsaydı, iblis çoktan kurtulurdu. İblis çoktan kurtulurdu. Bakın İbn-i Teymiye'de çok bilgisi vardı, alimdi deniyor. İbn-i Teymiye. Ama mücessimedendir, ehl-i sünnet değildir. Allah-u Teala'yı böyle cisim gibi düşünmüştür. Hatta Ümeyye Camii'nde bir gün böyle kürsüye çıkıyor, çok ateşli konuşulmuş, ilmi de var. Çıkıyor işte Allah-u Teala diyor gök semasına, aynen diyor benim bu kürsüye oturduğum gibi iner ve oturur. Mücessimedendir kendisi. Mücessimedendir. Ateşli konuşur ve çok kimseyi de böyle tesir altına alırmışmış. Ama ilmi kurtarmadı. Ehl-i sünnetten sıyrıldı gitti. Ve hatta ehl-i sünnet alimleri onun için ilmi dalaletine sebep olan şahıs diye bahsederler. İlmi dalaletine, yani sapmasına sebep olmuştur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Onun için mesela çok kimse arzu eder. Efendim ben de bir ilim sahibi olsam. Hayırlısını iste. Ya o ilim senin sapmana sebep olursa, felaketine sebep olursa, ben şu makama gelsem ya felaketine sebep olursa, şu arabam olsa ya felaketine sebep olursa, onun için ya Rabbi hakkımda hayırlısını ver. İlim sahibi olmak hakkımda hayırlıysa, onu senin rızana uygun olarak kullanmam nasipse, onu ihsan et ya Rabbi diye öyle dua etmek lazım. Kaldırabilecek olanlara nasip ediyor herhalde Cenab-ı Hak değil mi efendim? Yani o ilme sahip olmak da önemli elbette ama devam ettirebilmek ve ömrünün son anına kadar, o en önemli ana kadar onu muhafaza etmek, layık olmak. Şimdi Fatma Hanım, yani bu gönül gözü açık olabilmesi için bir kimsenin ehl-i sünnet itikadının olması lazım. 72 sapık fırkadan bir tane evliya yoktur. Yok. Hepsi evliyayı inkar ederler. Niye? Menlemezlik la yedir. Allah-u Teala doğru bir itikad olmadan bunu nasip etmez. Bu nimet. Bu bir nimettir. Bu bir nimettir. Herkese nasip etmez bunu. Ehl-i sünnet itikadının, ehl-i sünnet itikadında olmayan bir tane evliya gösteremezsin. İlim sahibi vardır ama sapıtmıştır ilmiyle. İlim sahibi olabilir ama gönül ehli olamaz. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Bir Yunus Emre Hazretleri, Tapık Emre Hazretleri'nin dergahında yetişmiştir. Onun sohbetinde yetişmiştir. Onun sohbetinde kemale gelmiştir. Bir Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Üftade Hazretleri'nin sohbetinde yetişmiştir. O işler kolay değildir, öyle basit değildir. Akşemseddin Hazretleri Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin dergahında yetişmiştir.
Mevlana Celaleddin Rumi Kutsatır Şemsevzi Hazretleri'nin dizinin dibinde yetişmiştir. Onun terbiyesiyle yükselmiştir. Sadreddin Konevi Hazretleri Muhiddin Arabi Hazretleri'nin terbiyesi altında yetişmiştir. Bu iş kolay mıdır? İmam-ı Rabbani Kutsi'ye söyster ediyoruz. Hocası Bakı Billah Hazretleri'dir. Onun kontrol altında yetişmiştir. Yoksa İmam-ı Rabbani Hazretleri Hazreti Ömer'in soyundan geliyor bu zat. Zahiri ilimlerde kemale gelmişti. Ama onu tedavi edecek, esas yolu açacak bir rehber lazımdı. Ne zaman Bakı Billah Hazretleri'ne rastladı, kabiliyeti kapasitesi çok yüksek. Bakı Billah Hazretleri o kadar yetiştirdiği talebelerin içerisinde esas hedef İmam-ı Rabbani Kutlu Hazretleri'ne yol vermekti. Onun önünü açtı. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri çok yükseklere ulaşmıştı. Bağdat Üniversitesi'nin rektörüydü. Binlerce talebe değil, alim huzurunda bekliyordu. Zahiri ve batıni ilimlerde çok yükselmişti, evliyalık iklimine girmişti. Ama ta bir sene boyunca yolculuk yaparak Abdullah Dehlevi Hazretleri'ne gitti. Bir sene boyunca. Gittiğinde de hocası yüzüne bile bakmadı. Abdullah Dehlevi Hazretleri. Demek ki hiç kolay değil. Şimdiki gibi değil efendim. O üniversitede rektör olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri ve hatta Nişabur'a geldiği zaman 20 bin alim yalvarmıştır. Ne olur gitme bize muallimlik yap diye. Hepsini reddetti gitti. Abdullah Dehlevi Hazretleri'ne ulaşabilmek için. Gittiği zaman eline kova, ip veriyorlar, helal temizle. Ve hocası Abdullah Dehlevi Hazretleri buyuruyorlar ki her şeyi tamam da Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin. Fakat ilmi kalbinin etrafında bir gurur, kibir halesi meydana getirmişti. Biz 6 ay o kibiri ve gururu yok ettik. Onu yıkmak için uğraştık. O bittikten sonra şimdiye güle güle. Ondan sonra Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri şöhrete kavuştu. O iş kolay değildir öyle. Efendim bana gel bana gel. Yok öyle. O büyükler öyle bana gel bana gel demezler. Ama bunlar saadet avcısıdır. Ve kime nerede neyi vereceklerini de iyi bilirler. Mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri Müstakipzade Süleyman Efendi'yi gözüne kestirmiş. Onu yakalayacak. Bir av dolaşıyor diyor. Bir av dolaşıyor ama ayağına gidiyor da. Evet. Öyle bir sohbet, öyle bir muhabbet başlıyor. Müstakimzade Süleyman Efendi gözyaşlarımı tutamadım diyor. Sen düşünebiliyor musun? Öyle bir aşk, öyle bir muhabbet geliyor ki seher vakti gidiyor kapısını vurmak için dayanamıyor artık. Bakıyor ki kapı kendi elinden açılıyor. Ama efendim onda bir şey varmış değil mi? Yani cevher o var tabii. Evet. Onda cevher var ki mıknatıs çekiyor onu. Evet. Cevher yoksa saman çöpünü çekmez ki mıknatıs değil mi? Evet. Sevgili dinleyiciler kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Gönül Pınarı devam ediyor. Neredesin ey sevginin ikliminde şavkıyan? Tut ki güneşini arayan aydın dün gece. Hasretle yanmış gönül, suya kanmaz dediler. Ne baharla geleni sensin sandım dün gece. Biz hiç yazı görmedik, kışta doğdum dediler. Ne baharla geleni sensin sandım dün gece. Bu bahçeler onundur, bazen uğrar dediler. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Dallarda tomurcuklar, ufukta bulutlar var. Efendim, sultanım, çok yalvardım dün gece. Tam çiçekler açıyorken, başaklar bağlanmışken, titredim efendim, seni andım dün gece. Arzın yüreğine dön ve halini arz et dediler. Diz çöktüm, boyun büktüm, avuç açtım dün gece. Onun geçtiği sokaklar misler saçar dediler. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece. Biz devrin yetimiyiz,
yok derler sahibiniz. Sahibim, efendim sensin sandım dün gece. Bir muzdarip kalbe akan yaşa gelir dediler. Ellerinle elimi tuttum sandım dün gece. Çık da bir seyret dışarıda, her tarafın rengini. Kudreti Hakk'ın cihanda görünen ahengini. Bir temiz kan, bir yeşil can yağdırıp kudret yere, yemyeşil olmuş her tepe, neşelenmiş dağ, dere. En kısır toprak doğurmuş, emzirir birçok nebat. Fışkırır bir damlacık ottan, tutup sıksan hayat. Dün kemikten daha katıydı her çıplak fidan. Bak ne sağlam kan bugün, her birisinden damlayan. Dün uykudaydı belli, milyarlarca canlı teni. Silkinip kalkmış yataktan, elbiseler hep yeni. Dün ne matemdeydi alem, yer mahzun, gökler mahzun. Şimdi sevinçten her bitki gülmekte uzun uzun. İşlemiş kırlarda yer yer Allah'ın kudret eli. Yalnız söylemekle olmaz, bir gidip de görmeli. Öyle ama gördüğüm bin bir hikmetin tersine, bende hala zevke benzer duygu yok asla yine. Bir değil, yüz bin baharlar gökten indirseydi Hak, öyle kararmış ki kalbim, nerede bir şey anlamak? Dem çeker bülbül, beynimde benim baykuşlar öter. Ne bu sersemlik eyvah, bana neler olmuş neler. Bir tanıdık yok, hayalim konsa en bildik yere, cedlerin ruhu ağlıyor, din düşmüş yadellere. Atom, füze lafı yok, yalnız dinde reform sesi. İktisat, teknik düşünmez bu dinsizlik hevesi. Ahlaksızın, hayasızın, zulmün dinde yok yeri. Reform ister bunun için ırz düşmanı serseri. Duygusuz olmak kadar dünyada büyük dert yok. Öyle salgınmış ki melun, kurtulan bir fert yok. Fende yüksek olsa da dini bozulmuş bir millet, çok baskı yapılsa da yaşamaz, mahvolur elbet. Ey ölüm halindeki topraklara hayat veren, nimete küfran da etsek, imanın zaafı neden? Bir halim yok, bilirim şayan olan ihsanına. Ah yükselsem de bir düşsem senin damanına. Bir esim ister kımıldanmak için canlar bugün. Bir nesim olsun ilahi, canlansın kanlar bugün. İlkbaharın ruhu etsin bir de bizlerden zuhur. Yoksa artık sur-i İsrafil'e mi kaldı nüşur? Bir ömür başımı kaldırmadan hiç, daima önüme baksam az gelir. Derdimi kimseye bildirmeden hiç, ağlayıp gözyaşı döksem az gelir. Bin bir nimetle oldum perverde, hepsini çiğneyip geçtim her yerde. Safiyetim nerede, ismetim nerede, kirli vicdanımı yaksam az gelir. Ne derim Rabbime sorarsa bana, bunlar mı yaptığın kulluktan yana? Az gelir gözyaşım boyansa kana, delirip dağlara çıksam az gelir.
Bazen gençlik dedim, bazen yaş dedim. Kulluktan kaçınıp mevsim kış dedim. Yılana sarılıp arkadaş dedim. Bir ömür kahrını çeksem az gelir. Günahsız insanlar yar etti bana. Hüzme hüzme nurlar serpti dünyama. İyi anlarım da olmuştur ama başımı secdeye çaksam az gelir. Her şeyi o verdi, hepsi bir paha. Eğer istemezse çıkmam sabaha. Yoluna bir ömür versem de daha, malımı, mülkümü satsam az gelir. Affetmezse Rabbim, kötüdür işim. Şefaat ey Nebi, artık bitmişim. Bütün bu yolları boşa tepmişim. Daha bin yıl kadar gitsem az gelir. Sevgili dinleyiciler, programımızın ortalarındayız. Sevgiler sunuyoruz yine hepinize. Gönül Pınarı'ndasınız şu an. Radyolarını ilk açan ya da ilk defa bizimle birlikte olan dinleyicilerimiz vardır elbette. Onlara da ufak bir uyarıda bulunalım. TGRT FM'deyiz şu an ve Gönül Pınarı'ndayız. Bu akşamki konumuz da gerçekten çok güzel. Çoğumuzun ruhen büyük ihtiyaç duyduğu bir konu. Alimlerin sohbetinde bulunmak. Ancak efendim alim bulabilmek gerçekten az önce de sizin naklettiğiniz gibi hele zamanımızda gerçek alim bulabilmek, karşılaşabilmek zor. Doğru. O sebeple de kitaplarını okumak, evet. Onlarla görüşmek, onların görüşmesinin yarısı. Mesela biz ne yapıyoruz? Ya onların sözlerini naklediyoruz. Ve ayrı bir haz duyuyorsunuz o zaman. Mesela Hayat bin Kays el-Harrani Hazretleri var. Hayat bin Kays el-Harrani Hazretleri. Harranlıdır. Yani Urfa'dadır bu zatın mezarı, kabri. Hayat bin Kays el-Harrani. Zaten Anadolu toprağı kum gibi kaynıyormuşmuş. Yani her şehrimizde bizim, Anadolu toprağının her şehrinde muhakkak böyle mübarek zatlar vardır. İşte bu zat buyuruyor ki, Hayat bin Kays el-Harrani Hazretleri, kalp yumuşaklığını Allah adamı olan evliyanın sohbetlerine devam etmekle aramalıdır. Kalp nurunu da sohbeti olan gayreti devam ettirmede aramalıdır. Yani Allah adamlarının ki kavuşmamız şu anda çok zor, sohbeti ele geçmiyor. Öyleyse kitaplar var, hayatlar var. Biz bunları ne kadar çok okursak, ne kadar çok onlarla meşgul olursak, onların kalbindeki nur bizim kalbimize akmaya başlar. Ve bunu fark edebiliriz. Abdullah bin Zeyd Hazretleri buyuruyorlar ki, bid'at ehliyle oturmayınız. Siz de soruyordunuz ya, efendim şimdi çok kimse kendisini ilim ehli diye takdim ediyor. Ama sünnet-i seniyeden ayrılmıştır. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdiği yoldan ayrılmıştır. Sünnet-i seniye, doğru yol olan ehl-i sünnet itikadında olmaktır. Bu yoldan ayrılan kimseye bid'at ehli denir. Bid'at ehliyle oturmayınız, onlarla sohbet etmeyiniz. Zira sizi dalalete düşürebilirler veya bilmediğiniz kötülüklere bulaştırabilirler. Bir kimse bir bid'at ortaya çıkarırsa onunla harp ederim buyuruyor Abdullah bin Zeyd Hazretleri. Hatta bu zata ilim sahipleri sorulduğunda cevaben buyuruyorlar ki, alimler üç kısımdır. Bir kısmı ilmiyle amel eder. İnsanlar da onun ilmiyle amel ederler. Diğer bir kısmı ilmiyle amel eder fakat insanlar onun ilmiyle amel etmez. Başka bir kısmı da ilmiyle kendisi amel etmediği gibi insanlar da amel etmez. Yani esas olan buradaki birinci sırada. Hı hı. İlmiyle amel ediyor fakat ihlas da yapıyor onu. Onun için insanlar o alimin sözünü dinler ve yapar buyuruluyor. İkinci kısım ilmiyle amel ediyor ama ihlas da yapmıyor bunu. Onun için insanlar onu dinlemez buyuruyor. Üçüncü kısım var. Adamda ilim var. Hatta doğru bilgi de var. Anlatıyor. Fakat kimse dinlemiyor. Niye? Amel de yok, ihlas da yok.
Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin talebelerinden birisi işte şeytanın vesvesesine kapılıyor. Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin derslerine, sohbetlerine devam ederken vesveseye kapılıyor. Diyor ki artık diyor ben kemale geldim, oldum. Sohbete devam etmeye lüzum kalmadı. Deyip kendi başına bir yere çekiliyor. Benlik ve gururundan dolayı şeytani bir rüya görüyor. Rüyasında bağlık bahçelik içinde güzel nehirler ve çok lezzetli yemekler yediğini görüyor. Bu rüyayı hakikat zannedip kibiri daha da artıyor ve bu halini arkadaşlarına da anlatıyor. Tabii arkadaşları Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin talebeleri olduğu için geliyorlar, hocalarına anlatıyorlar. Efendim diyorlar işte o talebeniz böyle böyle anlatıyor. Çok güzel rüyalar gördüğünü falan söylüyorlar. Cüneydi Bağdadi Hazretleri bunun üzerine çok üzülüyor. Ve anlatılan kimsenin yanına gidiyor. Bakıyor ki haline o talebesini şeytan aldatmış. Ve o talebe diyor ki beni cennete götürüyorlar. Ben cenneti görüyorum. Cennet nimetlerine kavuşuyorum falan. Böyle şeyler anlatıyor. Gördüğü rüyalar bu şekilde anlatıyor. Bunun üzerine Cüneydi Bağdadi Hazretleri o talebesine diyor ki seni bu gece cennete götürürlerse cennete vardığında 3 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim oku emi diyor. Rüyada seni diyor yine cennete götürürlerse diyor cenneti anlatıyor ya o talebe. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim oku emi diye tembih ediyor. Hakikaten o kimse rüyasında cennete götürdüler. O cennet zannediyor. O kimse cennete vardığında 3 defa la havle okudu. Gördüklerini ve kendisinde hasıl olan şeytani hallerin hepsini unuttu. Bir anda kendisinin pislik ve çöplük içerisinde olduğunu gördü. Uyandığında gördüklerini hatırladı ve içine düştüğü hatayı anladı. Çok pişman olup tevbe etti ve Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin elini öptü. Sohbetlere devam edip talebeler arasındaki yerini aldı. Cüneydi Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, herkese bir mürşid-i kamil lazımdır. Aksi halde mel'un şeytan gelip kendisine musallat olur ve insana maazallah ve insan Allah-u Teala korusun ona tabi olur buyuruyorlar. Zamanımızda da mesela gel bana gel bana diyen çok kimse var. Adam kendini koruyamıyor, kendini kurtaramıyor. Ve tabii kitaplarda okuyorlar mürşid-i kamil, bir mürşidi bağlanmak lazım falan gel bana bağlan. Adam kendini koruyamıyor, kendini kurtaramıyor ki nerede ona bağlanacak. İşte Cüneydi Bağdadi Hazretleri ama mürşidi kamildi bu zat. Allah'tan en sevgili kuluydu. Talebesinin halini görüyor. Şeytan aldatmış bunu diyor. Evet efendim. Şimdi mesela aynı durum bizim için söz konusu olsa böyle Cüneydi Bağdadi Hazretleri gibi yani birinin söylemesi lazım. Yoksa elbette. Bu hal içinde helak olup gideceğiz demek. Allah Teala muhafaza buyursun. Mesela çok kimse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyada gördüğünü söylüyor. Evet bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytan benim şeklime giremez. Benim şeklime giremez. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin talebelerinden birisi de böyle bir şeytanın vesvesesine yakalanmış. O da böyle bir rüya görmüş. Rüyasında Peygamber Efendimiz de görüyor ve Peygamber Efendimiz rüyasında bir şeyler söylüyor. Ve tabii uzun süre böyle sohbete ve derslere devam ettiği için diyor ki artık ben kemal sahibiyim. Ve hocasına yazdığı mektupta bunu ima ediyor. Yani diyor bu rüyada bana bildirilenler diyor yalan olamaz diyor. Şeytanın diyor ılgası da olamaz diyor. Vesvesesi de olamaz. Çünkü diyor ben onu rüyada bizzat Peygamber Efendimiz'i gördüm ve Peygamber Efendimiz bildiriyor bunu. Peygamber Efendimiz'in görüldüğü bir rüyada da yanlışlık olamaz ki diyor. Hocasına söylüyor bunları. Çünkü diyor hadis-i şerif var diyor malumunuz. Şeytan benim şeklime giremez. Yani bu konuda ne buyuruyorsunuz falan. Aslında mektupta enaniyet kokuyor. Fakat İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sur Hazretleri tabi talebelerine bu büyükler çok şefkatli ve merhametli. Açık net oluyorlar. Ondan sonra buyuruyorlar ki evladım buyuruyor senin benim gibileri kendisinde katıyor tabi. Senin gibileri benim gibileri şeytan parmağında oynatır. Şeytan parmağında oynatır. Evet buyuruyor. O hadis-i şerif doğru. Şeytan benim şeklime giremez buyuruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama kendi zatına giremez. Yani Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam zatına giremez. Sen diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin fiziki yapsın iş gördün mü? Kendi zatını gördün mü ki rüyada gördüğünün Peygamber Efendimiz olduğunu söylüyorsun. Meğer Cenab-ı Hak şeytana evet Peygamber Efendimiz zatına girerek onun fiziki yapsına girerek görünmesini yasak etmiş. Ama biz görmedik ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Resmini de bilmiyoruz. Dolayısıyla o hissi mi veriyor? Hayır. Bir görüntü veriyor. Onu Peygamber Efendimiz diye gösteriyor onu. Ben de görmedim ki. Görmediğim için öyle zannediyor. Ve orada böyle ruhani bir hava veriyor. Şeytana bu gücü vermiş Cenab-ı Hak. Şeytanda bu güç var. Hatta gökyüzünde bir makamı da vardır buyuruluyor. Gökyüzünde bir makamı da vardır. Ve İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sur Hazretleri öyle açık net yazmışlar ki yavrum buyuruyor talebesine merhameten yavrum buyuruyor. Bu iblisi lain peygamberlerden bile ümidini kesmemiş ki
Onlara bile müdahale etmiş. Sana bana ise hayda hayda muamele eder. Müdahale eder. Peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam musallat oldu. Dedik sen nasıl babasın dedi ya. İnsan evladını keser mi? O gördüğün rüyayı ciddiye alıyorsun diyor. Ya şeytaniyse o rüya? Evet. Peygamber Efendimiz'den sonra Aleyhisselatü Vesselam ikinci sırada Halilullah'tır İbrahim Aleyhisselam. Ona müdahale etti. Sonra Eyüp Aleyhisselam'a müdahale etti. Öyle girdi, böyle girdi. Bak dedi seni Rabbin unuttu, hasta yaptı, bilmem ne yaptı falan. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber'e müdahale ediyor. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müdahale etmeye kalktı. Bir ayet-i kerime nazil olmuştu. O ayet-i kerimenin sonunda da secde ayeti vardı. Müşriklere karşı yeni vahiy olduğu için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'nın önünde okudu ayet-i kerime yüksek sesle. Fakat o anda şeytan illahin Peygamber Efendimiz'in sesine benzeterek bir ses kendisi görünmüyor. Görünmeden ama müşriklerin hepsi o sesi işittiler. Peygamber Efendimiz işitmedi. O ayeti kerimenin içerisine Lat, Menat, Uzza isimlerini sokuverdi. Sanki onu Peygamber Efendimiz telaffuz etmiş gibi duydu müşrikler. Tabi ayeti kerimenin sonunda da secde ayeti olduğu için Peygamber Efendimiz secdeye gittiler. Müşrikler de gittiler secdeye. Aa dediler bizim putlarımızı artık methü sena ediyor diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başını secdeden bir kaldırdı. Aa müşrikler alkışlıyor Peygamber Efendimiz'i. Tamam dediler düşmanlık bitti. Resulullah Efendimiz hayret etti ne oluyor diye. Dediler ki ya Resulallah böyle böyle. Sahabe-i kiram var, Müslümanlar var. Onlar da işitiyorlar bunu. Hı hı. Öyle böyle oldu. Resulullah Efendimiz çok üzülüyor. Şeytan müdahale etti. Eve geliyorlar. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam diyor, tekrar oku. Şeytan müdahale etti. O ayet-i kerimeyi tekrar oku. Geldi müşriklere tekrar okudu ayet-i kerimeyi. Ve vahiy ile olduğu için onun ayıklanması lazımdı. İmam-ı Rabbani Kudüs'e sorarsan bunları anlatıyor. Yavrum yürü, insanların en hayırlısına bile müdahale etmekten vazgeçmedi ki bu. İlim dersen hepsinden yüksek ilimde. Sen ben gibi acemileri diyor parmağını oynatır bu. Müdahale etmez olur mu hiç? Efendim onlar kendilerini acemi diye niteliyorlarsa biz acaba... Halimiz nice olur. Evet. İşte orada açıklıyorlar. İmam-ı Rabbani Kudüs'e Suretleri 1. cildin 273. mektubu diye hatırımda kalmıştı. Orada açıklıyorlar. Şeytanın layin Peygamber Efendimiz'i görür gibi bir hal meydana getirtirir. Onu da herkesin kavraması, anlaması çok zordur buyuruluyor. Çok zordur. Efendim galiba kısa bir aramız var. Gönül Pınarı devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, TGNT FM'de Gönül Pınarı programımız evet elbette devam ediyor. Bu arada sohbet derken efendim hani alimlerin sohbetinden bahsediyorsunuz. Çok temiz ve çok güzel hadiseler aktarıyorsunuz. İnsan o zaman da o mübarek alimlerin adını bile duyduğunda içi bir huzur doluyor. Çok daha farklı bir duyguya kapılıyor. Bir de hani dinimizin ne kadar güzel olduğunu daha iyi anlıyoruz, daha iyi idrak ediyoruz hayatlarını okuduğumuz zaman, böyle mektebeleri duyduğumuz zaman. Zaten Fatma Hanım dikkat ederseniz müsteşrikler yani yabancılar, İslamiyet'i araştıranlar, şimdi Türkiye'de mesela efendim tercüme okuyun, tefsir okuyun diye yükleniyorlar ya. Evet. Tefsir ve tercümeden İslamiyet öğrenilmez. Dikkat edin hep İslam alimlerini araştırıyorlar onlar. Niye? İslamiyet onları iyi anlamışlar. İslam alimleri anlamışlar. İslam alimlerini çektiğin zaman hiçbir şey anlayamazsın. İslamiyet'i anlayamazsın. Onun için İslam alimleri devre dışı da bu köprü bu. Sen diyorsun ki Fatih Köprüsü'nü, Boğaz Köprüsü'nü at, gemileri de yak, karşıya geç. Nasıl gideceksin ya? Avrupa yakasına, Asya yakasına geç. Nasıl gideceksin? Gemileri yakmışsın, köprüleri de yıkmışsın, karşı tarafa geçeceksin. Kim inanır sana? Nasıl gideceksin sen? Yüzerek geçerim. Akıntı var, boğulursun orada. Kaç kişi gidebilir onu? Efendim Hacı Bayram Veli Hazretleri zaman zaman hep isminden bahsediyoruz. Ankaralı bir dinleyicimiz var da sen dedi hemşerilik yapıyorsun dedi. Hemşericilik yapıyorsun dedi. Hep dedi misal verirken önce dedi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne misal veriyorsun dedi. Konya'dan. Dayaktan ya. Yok tatlı bir şekilde söyledi o da evet. Şey söylemedi. Peki dedim inşallah talep edelim Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni ön planda atarız.
Hepsini seviyoruz biz. Evet. Hepsi baş tacımız. İşte efendim Hacı Bayram Veli Hazretleri hayat anlatırken, bakınız onlar Mürşid-i Kamil'di. Hacı Bayram Veli Hazretleri ömrünün sonuna kadar İslamiyet'i yaymak için uğraştı. Talebelerine ve sohbete gelen herkese ama Allah'a dönen emirlerini bildirip yasaklarından kaçınmanın şart olduğunu anlattı. Zaten rehberin vazifesi bu. Hayatı hep bera ve takva üzere. Yani haramlardan ve şüphelerden sakınmak üzere. Haramlardan şiddetle kaçıp şüpheli korkusuyla mubahların fazlasını terkle geçti. Onun için insanlar onlara itibar etti. Etrafında toplandı. Onun için bunlar asırlardır gönüllerde taht kurdu. Yoksa insanların parasına tamah eden çok böyle kimseler vardı. Bilgileri de vardı. Ama isimleri cisimleri unutuldu gitti. Ha bunlar unutulmuyor. Niye? Bunlar hep Allah rızası için yaptı. Allah rızasını söyledi. Hiçbir şey beklemediler. Allah-u Teala'dan başka kimseden bir şey beklemediler. Ve söylediler Allah rızasını söyledi. Herhangi bir konuda da Allah-u Teala'nın rızası olan bir konuda da sultan da olmuş olsa hiçbir zaman çekinmediler. Sultan da olsa dobra dobra. Allah-u Teala'nın rızası bu iş. Burada budur diye. Mesela Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyh müftü-i segreyindi bu zat. Ya Sultan Selim Han Hazretleri de şehir-i İslamlık yapmıştır. İşte o zaman bir hadise vuku buluyor. Belli bir grubun, belli bir ünitenin veyahut da birimin neyse hepsinin içine son veriyor ya Sultan Selim Han Hazretleri. Celalli bir sultan. Ama gönül ehli de. Zembilli Ali Efendi hayli yaşlanmış rahmetullahi aleyh. Haber alıyor, doğru gidiyor. Sultan onu kapıda görür görmez ona böyle takılırmış. Bak diyor ihtiyar diyor, bu işe karışma, bu iş devlet işi. Hayır diyor. Ha, bu iş diyor ahiretle alakalı. Hayır diyor, ahiret alakalı diyor. Düşünmüyor musun sultan? Yani lafını ilk ettirmez. Ya Sultan Selim Hazretleri hayır diyor. Ama onun da üstünde, onun da sözünün hayır üstünde. Hayır diyor, hayır bu yaptığın diyor hata. Hata. Ne yapacağım peki diyor. O fermanını geri alacaksın. Peki de onları affetme hayır diyor. Suçlular var, onları da işe alacaksın diyor. Ve yaptırtırıyor onu. Yaptırıyor onu. Ya bunlar ya sultan bana şunu diyor. Yok efendim iyi yapmışsınız efendim. Ali Bilal yok hadi. Doğru neyse tak diyor onu söylüyorlar. Gücenecek, darılacak, kızacak. Evet, zarar verecek hiç. Veya hapse atacak yahut da idam ettirecek. Hayır yok onlarda. Onun için onlar gönüllere taht kurmuşlar. Bir de efendim yani haksızlığa uğrayanlar için de belki yani sultanlar ya da baştakiler ne kadar adaletli de olsa belki bir mihenk taşı oluşturmuşlar değil mi? Hayır yani haksız. Sen burada haksızsın. Elbette. Deyip haklarını korumuşlar masum elbette. İnsanları. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri zamanında bu Kadı Hızır Efendi işte İstanbul fethedildikten sonra diyor ki buraya diyor bir kadı tayin edeceğim. Ama ilim meclisinde alimleri topluyor falan. İşte o alimler diyorlar ki Anadolu'da böyle bir zat daha var. Yani gerçekten sizin anladığınız çapta ilmi, fıkıh bilgilerini, hakimiyeti falan davet ediyor. Bu işte Kadı Hızır Efendi. Bu Kadıköy dediğimiz yeri bu zatın emrine vermiş. Kadının köyü. Oradan kalıyor Kadıköy. Geliyor. Tabii şehri teslim etmiş Kadı Efendi. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bir şey söylüyor. Hristiyan bir mimar. Sütunlar diyelim ki 2 metre olacak yerde 1,5 metre yapmış. Veyahut da 3 metre olacak yerde 2,5 metre yapmış. Neyse. Tabii sultan bu. O da Celalli Sultan. Ya Sultan Selim Han Hazretleri işte bu dedesine benziyor. O anda tak diye emir veriyor ve elini kestiriyor. Emir veriyor, elini kestiriyor. O Rum mimar kalmış bir Hristiyan mimar. Demişler ki git kadıya. Demiş ya ben Hristiyanım dinler mi? Yok demişler. Bunlar öyle değil. Bu Müslümanlar öyle değil. Git sen. Ya sultan bu. Sen git diyor ya. Hiç olmazsa öğrenmiş oluruz bunların adaletini de görmüş oluruz. Gidiyor şikayet ediyor. Ve Kadı Efendi davet ediyor. Kadı Hızır Efendi. Davet ediyor. Mahkemeye çağırıyor. Mahkemede Kadı Efendi oturuyor. Sultan içeri geliyor. Çağ açmış, çağ kapamış sultan geliyor. İşte böyle hani oturmak istiyor. İsmiyle hitap ediyor. İsmiyle. Burada diyor davalısın. Zinhar burada duracaksın. Sultan. Zinhar diyor sakın ha bir tarafa geçme burada duracaksın. O an sana mimara soruyor. Anlat diyor anlat diyor. Duruyor. Ve işte Murat oğlu Muhammed Han. Murat oğlu Muhammed böyle. Sen söyle bakalım şimdi. Sen söyle sultana söylüyor. Ayakta. Oturacak sakın ha diyor. Ayakta. Hakkında şikayet var diyor. Muhakeme oluyorsun diyor. İnanamıyoruz hocam şimdi ya böyle bir tablo. Ve ondan sonra o da savunuyor tabii. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri.
İşte diyor bu kasten yaptı. Sonra karar. Diyor ki velev ki kasten yapmış olsa bile elini kestirmeye gerektirmez diyor. Dolayısıyla diyor kısası kısas lazım diyor. Sultanın elini kestirecek ha. Madem ki diyor sebepsiz kestirdin senin de elin kesilecek diyor. Ama diyor bir tek şey var. Eğer diyor hasmın diyete razı olursa elin kesilmesi kurtulur diyor. Bu razı olacak. Hristiyan mimar razı olursa ne hale? Razı olmasa eli kesilecek sultanın. Hristiyan mimar şaşırıp kalıyor. Ve o anda Kadı Efendi'ye teklifte bulunuyor. Diyor ki ömür boyu buna diyor devletten maaş verip. Hayır diyor bu şahsi fikrinle yapmışsın diyor. Devletin işi değil bu diyor. Kendi mülkünden verirsin diyor. Ömür boyu buna bakarsın. Kabul ederse bu da diyor elini kesilmekten kurtarır. Kendi mülkünden vereceksin. Hristiyan mimar böyle şaşalamış kalmış ya. Koca sultan ya. Herkes titriyor. O asırdaki devletler titriyor. Kaç tane krallığı yerle bir etmiş. Şaşalamış kalmış. En sonunda mimar razı oluyor. Peki diyor. Sonra İslamiyet'le de şereflenmiş. Mahkeme halloluyor. Eli kesilmekten kurtuluyor. Aradan zaman geçiyor. Ziyarete geliyor. Ziyarete geliyor. Ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri diyor ki eğer diyor Kadı Efendi sultanın diyor orada diyor bana bir iltimas yapsaydın kaftanı şey yapıyor bu diyor hançeri ve kılıcı takılmıştım diyor. Biçerdim seni orada diyor. Hiç gözün yaşına bakmazdım diyor. Kadı Hızır Efendi diyor ki eğer sultanın diyor sultanlığına güvenip de diyor eğer diyor orada diyor çiğneseydin adaleti cübbesini şöyle bir açıyor. Bu arslanlara seni parçalattırırdı. Ona iki tane arslan geliyor böyle. Bu arslanları seni parçalattırırdım. Öyle sultana da böyle kadı Fatma Hanım. Öyle sultana da böyle kadı tabii. Sultan öyle olursa kadı da öyle olur tabii. Abdurrahman Tagi Hazretleri var. Bir sohbetinde sohbetin faziletiyle ilgili olarak buyuruyorlar ki bu zat. Yolumuz sohbet yoludur. İnsanlara hayret ediyorum. Niçin sohbeti istemezler? Niçin sohbet meclisine katılmazlar? Niçin Allah adamlarının yanında bulunmazlar? Halbuki sohbet ehlinin ev sahibi Allahu Teala, teşrifatçısı Hazreti Ali, sakisi yani su dağıtanı Hızır Aleyhisselam'dır. Şayet sohbet etmek için 7 kişi bir araya gelse yüksek makamlara erişirler ki aralarında bir Allah dostunun varlığı umulur. Açıktan Kur'an-ı Kerim okumak ve sohbet evlerden zulmeti giderir. Kur'an-ı Kerim okumak ve sohbet evlerden zulmeti giderir. Onun için sohbet olunan evin sahibi bildiği sureleri açık olarak okusun. Sohbet peşinde koşmayı severim. Nerede sohbet ehli varsa oraya gitmek isterim. Mümkün mertebe hiçbir dervişin sohbetini kaçırmak istemem. Buyuruyor Abdurrahman Tagi Hazretleri. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyorlar ki sohbeti ganimet bilmelidir. Sohbetin üstünlüğü bütün üstünlüklerin ve kemallerin üstündedir. Masar-ı Camcana Hazretleri de buyuruyorlar ki her kim ki dünyaya düşkün olanlar arasına karışırsa sohbetin bereketlerine ve tasavvufun nurlarına kavuşamaz. Bir kimse dünyaya düşkün olanlar arasına ihtiyaç olduğu kadar karışır ve halis niyetle ve batının nispetini muhafaza ederek aralarında bulunursa zararı yoktur. Yani dünyalık toplamak için olanların arasında bulunmayın buyuruyorlar. Bahattin Buhari Hazretleri de buyurdu ki bizim yolumuz Allah-u Teala'nın gösterdiği kurtuluş yoludur. Çünkü bu yol sünnete uymak ve sahabe-i kirama tabi olmaktır. İşte bu sebeple bizim yolumuzda az zamanda çok kazanç elde edilir. Fakat sünnete uymak ve riayet etmek sabır ve tahammül ister. Biz bizim yolumuza girenleri isterse kolayca çekme ile dilersek bir başka usulle terbiye ederiz. Çünkü rehber olan alim bir tabibe benzer, doktora benzer. Hastanın hastalığını, derdini tespit eder ve ona göre ilaç verir. Bizim yolumuzda yalnız kalmak değil, sohbet esastır. Sohbetin de şartları vardır. İki kişi sohbet etmek isterse birbirinden emin olmaları gerekir. Böyle olmazsa sohbetten fayda hasıl olmaz. Yani münafıksa içi başka dişi başkaysa hiç fayda olmaz. Bizim sohbetimize girenlerin kalplerinde muhabbet tohumu vardır. Kısaca bu yola ehli sünnet vel cemaat yolu denir. Bizim sohbetimize dahil olanların kalbine muhabbet tohumu atılmıştır. Fakat Allahu Teala'dan başka her şeyden alakasını kesmemiş olabilir. Bu durumda sohbetimize katılan kimselerin kalbinde Allah-u Teala'nın sevgisinden başka neye bağlılık varsa onu kalbinden temizleriz. Kalbinde bize karşı meyli ve muhabbeti olanlara muhabbet tohumu ekip gece gündüz onu terbiye etmemiz bizim vazifemizdir. Muhabbet için uzakta olmak fark etmez buyuruyor. Muhabbet için uzakta olmak fark etmez. Yakınlık uzaklık söz konusu değildir o büyükler için.
Çünkü öyle büyükler gelmiş geçmiş ki uzaktaki talebesinde yakındaki talebesinde aynı şekilde. Ama alıcı kuvvetliyse, varsa alıcı. Mesela şu anda biz radyoda yayın yapıyoruz. Elinin altında radyo salan açan dinleyebilir. Radyosu yoksa, yani alıcı yoksa olmaz o. Kalpte de alıcı varsa bu büyüklerin sözleri o kalbe girer. Tesir meydana getirir. Yoksa Rabbim selamet versin. Ziyaeddin'in Nurşini Hazretleri buyuruyorlar ki, biliniz ki sohbetsiz geçen zaman zarardır. Ömrün boşa geçmesidir. Bu ömrün hakkı ilk önce tedirici olarak şerefli sohbetin tahsili yolunda sarf edip mümkün olduğu kadar sohbeti terk etmemektir. Çünkü sohbet bütün kemalatın, olgunlukların ve marifetlerin başlangıcıdır. Geçen zaman iade edilmez, kaza da edilmez. Ne olursa olsun sohbetsiz geçen vakitlere üzülmeli, belli zamanlarda yapılması emrolunan vazifeleri terk etmemeli ve hocasını gözü kapalı olarak düşünmelidir. Zira tamamıyla yapılması mümkün olmayan bir şeyi tamamıyla de terk etmemelidir, buyuruyorlar. Tabii bu insanları bulmak, böyle insanları bulmak zamanımızda zor ama bunları bulmak zor da yok gibi olmuşlar ama bunların kitapları var, hayatları var. Biz onlarla meşgul olursak yine aynı şekilde ona kavuşuruz. Efendim Ubeydullah Arar Hazretleri'nin bu zat çok talebe yetiştirmiş. Kendisinden sonra ana tarafı olabilecek Muhammed Said Hazretleri var. Bu Muhammed Said Hazretleri'nin Ubeydullah Arar Hazretleri'ne talebe olma durumu var. Muhammed Said Hazretleri kendisi anlatıyor talebe oluş şeklini. İşte Muhammed Said Hazretleri memleketi olan Semerkant'ta kalıp ilim tahsil ettikten sonra daha fazla ilim öğrenmek için Şeyh Nimetullah adında bir ilim talebesiyle Semerkant'tan Hirat'a gitmek üzere yola çıkar. Şadman köyüne vardıkları zaman havanın sıcak olması sebebiyle orada bir müddet kalırlar. Onlar buradayken o köye Ubeydullah Arar Hazretleri teşrif ediverir. Bir ikindi vakti Ubeydullah Arar Hazretleri'ni ziyaretine gittiler. Ubeydullah Arar Hazretleri bu Muhammed Said Hazretleri'ne sen nerelisin diye sorunca Muhammed Said Hazretleri Semerkantlıyım dedi. Daha sonra Ubeydullah Arar Hazretleri sohbete başladı. Çok güzel konuşuyor. Konuşması sırasında Muhammed Said Hazretleri'nin kalbinde ve hatırında neler geçmişse hepsini tek 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 sayıyor Ubeydullah Arar Hazretleri. Müşrikan çünkü. Hirat'a gitmek üzere yola çıkışının sebebini de söylemiş o sohbette. Ama bunları hiç söylemiyor diye Muhammed Said Hazretleri. Bunun üzerine Muhammed Said Hazretleri'nin kalbine Ubeydullah Hazretleri'ne karşı bir sevgi meydana gelir o kalpte. Ubeydullah Hazretleri ona, eğer maksadın ilim öğrenmekse o iş burada daha kolay buyurur. Fakat Muhammed Said Hazretleri'nin Hirat'a gitme arzusu devam eder. Hala ille gideceğim oraya diye kalbinden bir türlü çıkaramaz. Ubeydullah Arar Hazretleri onun kalbinden geçen bu düşünceyi de keşfedip yanına doğru yaklaşır ve özür dilerim efendim. Hirat'a gitmekten maksadınız nedir diye sorar. Söyle bana, ilim mi öğrenmek yoksa tasavvufta mı yetişmek istiyorsunuz diye sorar. Muhammed Zahid Hazretleri Ubeydullah Hazretleri'nin heybetinden dehşete kapılır ve susar. Ama bu zatlar kendi heybetlerini gösterirlerse, çünkü bunlar Peygamber Efendimiz'in varisidirler. Peygamber Efendimiz de kendi o heybetini gördüğü zaman zaten Peygamber Efendimiz'i ilk gören dili tutulurmuş. Konuşamazmış. Resulullah Efendimiz hemen onların seviyesine inerek, hatta birisi geliyor, çölden birisi gelmiş. Peygamber Efendimiz'i görünce böyle tutulmuş kalmış. Bir şey söylemiyor. Yani Peygamber Efendimiz'in heybetini bir anda görünce. Korkarmış yani ilk Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gören kimse. Hemen Resulullah Efendimiz korkma. Ben hükümdar değilim. Kral değilim. Ben senin gibi böyle işte güneşte pişmiş et yiyen kadın mı oluyum? Deyince rahatlık verirlermiş böyle. Ondan sonra insanlar böyle cesarete gelip konuşmaya başlarlarmış. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam o varislerinde de bu heybet vardır. Tabii kendisi Muhammed Zahid Hazretleri, Ubeydullah Hazretleri'nin heybeti karşısında böyle donup kalıyor. Cevap veremeyince beraber yola çıktığı arkadaş diyor ki, efendim diyor, onun asıl maksadı Hira'da gidip tasavvuf yoluna girmekti. Ubeydullah Hazretleri de açıkça söylüyor. Maksadın ilimse, maksadın tasavvufsa burada öğrenilir o diyor. Gitmene gerek yok. Arkadaşı söylüyor, evet efendim diyor, esas maksadı diyor, tasavvuf öğrenmek, ilim öğrenmeye gidiyorum demesi bu maksadını gizlemek içindir diye cevap verir. Bunun üzerine tebessüm ederek, eğer böyleyse çok iyi ve güzeldir buyurur. Sonra alıp bahçesine götürür. İnsanların gözünden kayboluncaya kadar birlikte yürürler. Sonra durup Muhammed Zahid Hazretleri'nin elini tutar. Elini tutar tutmaz, kendinde büyük değişiklikler hisseder Muhammed Zahid Hazretleri.
ve bayılır. Ayıldığı zaman Ubeydullah Hazretleri herhalde sen benim yazımı okuyabilirsin buyurur. Cebinden bir kağıt çıkarıp okuduktan sonra katladı ve Muhammed Zahid'e verdi. Bu kağıtta şöyle yazılıydı. Bunu iyi muhafaza et. Bunda ibadetin hakikati, itaat, huşu ve Allah-u Teala'nın azameti karşısında insanın acizliği yazılıdır. Bu saadet Allah-u Teala'nın muhabbetiyle ve onun Resulü Seyyidül Evvelin ve Ahirine tabi olmakla ele geçer. Bunun için din ilimlerine varis olan alimlerin sohbetlerinde bulun. Onlardan faydalı ilim öğren. Ta ki Resulullah Efendimiz'e tabi olmak suretiyle marifeti ilahiyeye kavuşasın. Kötü din adamlarından uzak dur. Çünkü onlar dini dünya malı toplamak ve makama mevkiye kavuşmak için alet ederler. Zamanımızda gani böyleleri. Kesinlikle. Helal haram ayırmadan bulduğunu yiyen ve dine uygun olmayan işler yapan cahil ve sapık tarikatçılardan uzak dur. Yine ehli sünnet itikadına uymayan sapık kimselerden de uzak ol. Mektubu verdikten sonra Fatiha-i Şerife'yi okudu. Muhammed Zahid'e Hirat'a gitmek üzere izin verdi. Ve ondan sonra da Muhammed Zahid Hazretleri başından geçenleri uzun uzun bu şekilde böyle anlatıp giriyor. İlk talebe oluştu şekilleri, hocasına Ubeydullah Hazretleri'ne talebe oluştu şekilleri böyle. Maksadı Hirat'a gitmek ama işte mürşidi kamil olan o zat da saadet avcısı olduğu için cevheri iyi biliyorlar. Onun bulunduğu yere pat diye gidiyorlar. Muhabbet ve sevgilerini veriyorlar ve haliyle onları kendilerine çekiyorlar. Vaktimiz daraldı ama büyüklerden Zengi Ata Hazretleri var. Zengi Ata, Kudüs-i Zulu. Evliya-i Kiram'dan da bu zat. Yüksek derecelerdedir. Bu zat çobanlık yapıyor. Fakat kendisi esmer. Yani bugün tabirle zenci. Aynı dönemde Bağdat'ta üniversitede okuyan üç arkadaş var. Bunlardan birisi de Seyyid Ata Hazretleri. Evladı Resul. Tabi zahiri ilimleri öğrendikten sonra bakıyorlar ki kalpler bir mutmainliğe yok, rahatsızlık var. Diyorlar kendimize bir rehber arayalım, mürşidi kamil bulalım. Üçü de yola çıkıyorlar. Yolları bu Zengi Ata Hazretleri'nin bulunduğu yerden geçiyor. Selam veriyorlar Zengi Ata Hazretleri'ne. Koyunlarını otlatıyor böyle. Selam veriyor. Zengi Ata Hazretleri bunların maksadını bildiği halde sorar. Gençler diyor, nereye gidiyorsunuz? Efendim diyorlar, biz kendimize bir mürşidi kamil aramaya gidiyoruz. Ya usulen de soruyorlar. Sizin böyle bildiğiniz bu bölgede var mı böyle mürşidi kamil olan bir zat? Zengi Ata Hazretleri oturuyorlarmış. Ayağa kalkıyorlar. O gelen üç talebeden bir tanesi çok uyanıkmış. Bakmış ki Zengi Ata Hazretleri ayağa kalktığı zaman ayağında ayakkabı yok, çorap da yok. Çıplak. Yere böyle dikenli çallara bile basacağı zaman o dikenli çallar ve otlar böyle yayılıyor, yumuşacık oluyor. Eğilip eğilip gidiyor dikenli çalılar. O demiş bu zat sıradan birisine benzemiyor. Ve Zengi Ata Hazretleri böyle bir tarafa dönüyor. Böyle bir içini geçiriyor. Ondan sonra öbür yöne geçiyor. Dört yöne de böyle şey yapıyor. Ve kendisini ima ederek hani sizi terbiye edecek. Yani sadece işte bu zamanda işte biz kaldık gibi böyle imalı bir şekilde ifade ediyor. O Zengi Ata Hazretleri'nin ayaklarına dikkat eden talebe demiş ki bu zat sıradan bir zat değil. Hemen gönülden teslim oluyor. İkincisi biraz tereddütle teslim oluyor. Üçüncü de Seyyid Ata Hazretleri. Diyor ki ben Seyyidim, evladı Resulüm. Bu bir. İkincisi ilmim var, bilgim var. Hem Seyyidim hem de Bağdat Üniversitesi'nde okumuşum. Nefis bilgim hemen. De var. Evet. Diyor bula bula diyor kendime mürşid olarak diyor böyle diyor. Hani esmer birisi mi olacağım? Ama tabi Zengi Ata Hazretleri bunlar saadet avcısı olduğu için terbiyesi de ezelde kendisine takdim edildiği, verildiği için onu biliyor ve görüyor. Seyyid Ata Hazretleri'nin kalbine kendi muhabbetini veriyor ve bağlıyor. Üçü de kalıyor. Ve ilk böyle katıksız, tereddütsüz teslim olan kısa bir zamanda kemale geliyor, olgunlaşıyor. Zengi Ata Hazretleri ona icazet veriyor, gidiyor. İkincisi biraz tereddütlü. O da o tereddüt zamanı nesbetinde neyse o da kemale geliyor, o da gidiyor, gidiyor. Geriye kalıyor Seyyid Ata Hazretleri. Bir türlü istifade edemiyor. Zengi Ata Hazretleri yaşlanmış, gözleri görmez olmuş. Seyyid Ata Hazretleri böyle kıvranıyor. Bir gün gitmiş Zengi Ata Hazretleri'nin hanımına. Diyor anneciğim, anacığım diyor. Bak diğer arkadaşlarım kemale geldi gitti. Bende hiçbir değişiklik yok. Ne olur diyor hocama diyor, himmet et de diyor. Bana himmet etsin. İnsaf. Yazık kadıncağız gitmiş. Demiş ki efendi bu demiş evladı Resul Peygamber Efendimiz'in neslinden. Onun hücrelerini taşıyor, zerrelerini taşıyor. İnsaf et. Diyor ki hatun vallahi ben bir şey yapmadım diyor. O araya perde koydu diyor. Ben seyidim dedi, ilmim var dedi. Madem seni şefaatçi kıldı sen bir yol göster dedi.
Yol göster diyor hanımına. Hanım da salihâ bir hanımmış. Düşünüyor ama sonra geliyor Seyit Ata Hazretleri diyor ki bak diyor hocam seher vakti. Teheccüde kalkar. Hela dışarıdaymış evin dışında. Abdesti dışarıda alıyor. Sen diyor kapıya yat. Kapıya yat. Dışarısı soğuk kar yağıyor. Yatıyor amanet talebiymiş ya. Yatıyor. Zengi Ata Hazretleri seher vakti kalkıyor. Kapıyı şey yapıyor ayağını uzatıyor ama göz, dünya gözü görmüyor ama kalp gözü görüyor. Diyor ki burada birisi mi var? Birisi mi var? Basmıyor ama. Şimdi oldu diyor. Ey ata kalk. Senin yerin orası değil gönlümüzdür. O anda yükleme yapıyorlar. O anda yükleme yapıyorlar. Yani bu büyüklerin maksadı ve gayesi bu. Cenab-ı Hak inşallah Teala onların hürmetine Cenab-ı Hak bizleri de affe mağfiret eder. İnşallah Teala şefaatlerine nail eyler. Tabi bu konuda söylenecek çok şeyler vardı ama kaldı. Ne yapalım? Nasip bu kadarmış. İnşallah başkası. İnşallah Teala. Cuma geceniz mübarek olsun efendim. Dua istirham ediyoruz. Dua ediyoruz. İnşallah Teala dinleyicilerimize bize dua ediyorlar. Biz hakkımızı helal ettik. Onlar da haklarını helal etsinler efendim. Evet inşallah. Evet sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki hafta yine Gönül Pınarı'nda programımızda buluşmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Gönül Pınarı.